Merhabalar. Bakın şöyle çok güzel bir mutfak bezim var. Kurulama havlusu aldım. Şöyle üzerinde şöyle yaklaştırayım. Fark edebiliyor musunuz? Görünüyor mu? Şöyle kelebekler var. Bakın şöyle tutayım. Hatta şurada bir saniye ışığımı bir açmak istiyorum. Bir saniye. Fark edecek mi bakalım. Evet. Şimdi tekrar bakalım. Şöyle minik minik kelebekler var. Evet, şimdi bunu ne yapacağız acaba? Mutfak havlusu. Ben bunu böyle sade asmak istemiyorum açıkçası. Biraz süsleyelim diyorum. Kelebek, madem kendinden kelebek desenli, biz de kelebekler işleyelim. Nasıl işleyelim? Hemen göstereyim. Buyurun. Mesela böyle kelebekler. Yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle tek bir tarafına böyle kelebekler kondurdum. Bu örtüyü ben Özdilek'ten aldım. Yani gidip oradan bakabilirsiniz. Hala var, satılıyor. Şimdi bunun için elimde kalan ipleri kullandım açıkçası. Bakın şöyle minik minik iplerim kalmıştı. Bu gazalın ipi. Sonra şu da gazalın ipi. Bella ile örebilirsiniz. Bakın şu iri büyük olanlar gazal biraz kalın olduğu için Baby Cotton gazal marka iple örüldü. Bakın şu Alize ile hangisiydi? Şu Alize ile örüldü. Daha küçük boyutu oldu. Şunlar da Alize'nin şu göstereyim ipini. Bu ince bir ip Forever ile örüldü. Yani birkaç çeşit iple böyle ipin kalınlığına, incesine göre minik kelebekler elde edebiliriz. Evet, şimdi tığımı da söyleyeyim. Ben her zaman 3 numara tığ benim elime iyi geldiği için bunu kullanıyorum. Makasımı burada tutuyorum ve iplerim. Şimdi bunda 3 renk kullanacağız. Bir tanesini ben şu modeli göstereceğim size. Şunu yapmasını. Bakın şundan göstereyim. Ortasına bir renk. Kanatları için, kelebeğin kanatlarına bir renk. Bir de en dış için üçüncü bir renge ihtiyacımız var. Şimdi şu ikisiyle başlayayım. Pembe şu ortasını, en zeminini şu pembeyle yapacağım. Kanatları bu renk. Dışına da bakacağım hangi renk istiyorsan onu yaparım. Evet, şunu kenara alayım. Şimdi öncelikle bir zincir çekelim. Evet, şu renkle başlamak istiyorum zemini. Bakın şöyle artan iplerle hatta bundan 2-3 tane bile çıkartabiliriz. İlk zemini hazırlamak için bu. Öncelikle şöyle kilitledim. 6 tane zincir çekeceğim. 6 zincir. Kapattım. 2 zincir yukarı. Şimdi burada zincirle beraber 2 tane trabzanım oluştu. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı 2 tane ikili trabzan yapıyorum yanına. 2 zincir tekrar. Bakın bundan 3 tane oldu şu an. Ve böyle 1 2 3 4 diye 8 adet hazırlayacağız. 8 tane. 2 zincir araları hep. Bundan 8 adet hazırlıyoruz. Çok basit. Yani bunu inanın günde 20-30 istediğiniz kadar kelebek bir oturuşta artan iplerinizi o renkle bu renkle derken inanın 20-30 tane yaparsınız yani. O kadar basit ve o kadar cici duruyor. 2, 4, 6, 7 bir tane daha yapacağım. Bu da 8. Şimdi burada önemli olan sürekli ipleri gizleyerek yaparsak sonradan sıkıntı yaratması hani zor oluyor. Evet, bu kadar. İpimi keseyim. Bakın daha hala 2 kere daha ipimden çıkar. Şimdi şu iplerini bir gizleyelim önce bir.
Evet, şöyle hemen hızlıca gizliyorum. Şimdi pembe ipimle ikinci sıramı geçeceğim. Evet, bu kadar. Bakın, bu şekilde oldu. Şimdi ikinci renk tercihimi alıyorum. Pembe, pembeden yana kullandım. Şöyle bir önce bir kitleyeyim. Şimdi bunun herhangi bir yerinden şu ikili trabzanın tam ortasına, şu ayırıyorum ikisini, ortasına battım. Şöyle çıktım. Sonra diğer tarafa geçip burada 6 tane bunun içerisine dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada ipimi de arkadan yürüteyim ki çıkmasın diye. Şimdi 6 tane ikili trabzan yaptım. Tuttum. Yine bu iki trabzanın arasına girdim, ayırdım onları. Buraya bir adet sık iğne yaptım. Şöyle sıkı sıkı. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Doladım. Tekrar 6 tane. Şu ipi biraz daha yürüteyim. Az kaldı zaten. Buraya tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Yine ikisinin arasına ayırıp bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sistem bu. Bu şekilde buraya kadar örüp geliyorum. Evet, ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane böyle papatya, böyle çiçek hali bile çok güzel. Çok güzel bir çiçek görünümü oldu ama bu kelebeğe dönüşecek şimdi. Bunu keselim. Ben ipimi yine saklayacağım. Şöyle ipimizi saklayalım. Şimdi üçüncü bir rengimizi alıp, şimdi ben bir karar vereyim. Büyük ihtimalle morla devam edelim. Bu üç rengi birbirine çok yakıştırıyorum. Evet, burası bitti. Böyle katlayacağız sonra. Şimdi şu mor rengini bir alayım. Bu sefer Bella ile devam edeceğim. Bunlar Nako'nun, Nako diyorum pardon, Alize Baby, Gazal Baby Cotton. Karıştırdım ipleri. Bu Alize, Bella. Evet, şimdi şunu kilitliyorum. Şu ipimin herhangi bir yerinden şöyle, hatta tam şu orta yerinden şöyle bir batıp şunu iyice sıkıştırayım buraya. Böyle. Sonra şu arka kanatlarından, bakın, tek kat alıyorum. Tek kat alıp böyle iğne ardı, şöyle kaydırma tekniğiyle şu en arkalardan alarak çiçeklerimizin yaprakların kenarına kontür geçiyoruz. Bu ön yüzü bize bakıyor. Arka taraftaki, ön taraftaki değil, arkadaki ilmeğin tek kanadını alıyoruz. Şöyle çift almayın. Bakın, şu en arkada çift oluşuyor. Onu almayın. Tek kanadını. Şöyle nazikçe şöyle kontür geçeceğiz. Evet, şimdi tam şu ortaya geldiğimizde bir sık iğneyle şöyle bir sıkılaştıralım. Sonra devam edelim. Arka kanatlarından alarak şöyle ilerliyoruz. Şu şekilde. Bakın, arkasından tek kanat alıyorum ve sık iğneyle tam bu ortadan en alttaki ikili trabzan arasına batıyorum ve şöyle şekil oluşuyor, bakın. Evet, bu sırayı bu şekilde yapalım. Bitirdim. Bakın, şöyle çok tatlı bir çiçek oldu. Ama bu çiçekten çok güzel bir kelebek yapacağız şimdi. Şimdi bunu burada tuttum. Kesmeyeceğim bunu. Şöyle eşit bir şekilde katlıyorum. Şu dört tane yaprağı bu şekilde, bakın, kelebeğimiz oluştu.
Şimdi şunu şuradan aldım. Bu arkadaki yere şöyle bir kilitleyeyim bunu, açılmasın. Şöyle bir kilitledim. Bir dakika. Evet, sağlamlaştırdım. Bakın açılmıyor. Şimdi burada 9 tane bir zincir çekelim. Çok sıkı bir zincir çekmeyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Şimdi bunu şöyle çevireceğiz. Bakın. Şöyle bu zinciri çevireceğim. Sıkılaştıracağım. Ve bu yine aynı noktadan batıp kilitleyeceğim. Bir dakika. Şöyle şuraya batıp sık iğneyle içinden geçirdim. Bakın ortası böyle oldu. Bakın. Evet. Şimdi burada ipimi kesebilirim artık. Morla işim bitti. Şöyle. Evet, kelebeğim oluştu. Şimdi bunun antenleri kaldı. Şu ipi de bir saklayalım. Bakın iplerimizi temizleyerek gittiğimizde bize zorluk çıkarmayacak. Şöyle saklayalım iplerimizi. Evet, şimdi şu antenini yapalım. Bu anten rengini bu üç renkten birinden yapabilirsiniz. Ben şimdi bakıyorum hangisini kullanayım. Şu pembe antenli olabilir. Evet, bu olsun. Daha canlı gösterir. Yani mor da olabilir aslında, bakayım. Evet, mor sanki daha çok yakıştı gibi ama ben şunu kullanmak istiyorum. Şimdi bundan şöyle iki kat yaptık. Şöyle iki kat bir ip yaptık. Bu ipi aldım. Tam bu orta şu yaptığım yere, bakın şu yaptığım yer var ya, arasından geçiriyorum ve bir düğüm atacağım. Şöyle güzel bir düğüm atayım. Açılmasınlar. Evet, düğümü attım. Sonra antenleri için, bu burada sağlamlaştı artık. Antenleri için de şöyle çok uzun yapmadan kısa bir düğüm atacağım. Bir tane. Şöyle bakın şuraya. Bir tane de öbürüne. Sonra bunun uçlarını keseceğiz. Bunu bu tarafa. Evet. Şimdi şöyle yaptık. Bunları bir keselim. Şöyle şuradan. Bunu da buradan keselim. Ve kelebeğimiz bitti. İşte bu kadar basit. Ay, bunu günde o kadar çok yapıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz ki. Bakın çok cici oldu kelebeğimiz. Şöyle. Şahane oldu. Evet. Örtümü alayım. İğne ipliğimizi alacağım. Ve bunu şuraya dikeceğim. Buraya. Bu kadar arkadaşlar. Ve çok cici. Bunu ister fırınınıza örtün. Yani mutfak havlusu olarak kullanabilirsiniz. Bunlar zaten pamuk ipler. Islansa da bir şey olmuyor. Yıkayıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Size güzel bir fikir verdiğimi düşünüyorum. Bunu buraya dikeceğim. Böyle çok cici çok şık bir mutfak havlusu, mutfak kurulama bezi olarak. Banyo havlularınıza da yapabilirsiniz. Yani ben bunu bu şekilde aldığım için buna dikmeyi tercih ettim. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Instagram Sibel Celil'den mesaj atabilirsiniz. Sorularınız varsa yanıtlarım.
Şimdiden hoşça kalın.